Haber, yorum. Haber yoruma hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan ben Erkan Tuzcu, Serap Duvaz'la birlikte teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin'le beraber sizlere merhaba diyoruz. Bugün yine güncel gelişmeleri konuşacağız ve değerlendireceğiz. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. AK Parti Manisa Milletvekili Doçent Doktor Sayın Selçuk Özdağ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan Bey. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ayrıca pek çok göreviniz de var. Onları da söyleyelim. Aynı zamanda Çevre Komisyonu üyesiniz. Doğru. Ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğimiz Doğru. de devam ediyor. Onu da belirtmiş olalım. Bugün tabii güncel gelişme deyince en önemli noktalardan bir tanesi çekilme. Özellikle çözüm süreci içerisinde. Bununla ilgili bölgenin dinamikleri nelerdir, nasıldır? Hani o konuyla ilgili sizi neden davet ettiğimiz evet. konusunda sevgili dinleyenlerimiz konuyu yakından takip ettiğinizi de biliyorlar. Sizin de tüm ülke çapında bu konuyla ilgili çalışmalarınız devam ediyor. Onun için önce bir hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar. Teşekkür ederim. Ve çok kısa söz size bırakayım. Ardından size bir sürprizim olacak. Öyle mi? Evet. Peki. Efendim, Türkiye 32 yıldır bir kanayan yarayla mücadele ediyor. Daha önceki programlarda söyledim mi bilmiyorum ama bu topraklarda ekonomisi ve askeriyesi orta ölçeğin altına düşen hiçbir devlet yaşamamıştır. Bizans yaşayamamıştır, Roma yaşayamamıştır, Selçuklu ve Osmanlı dahi yaşayamamıştır. Osmanlı 600 yıl yaşamıştır. Ne zaman ki ekonomisi orta ölçeğin altına düşmüş, askeriyesi orta ölçeğin altına düşmüş ve yıkılmış ve parçalanmış. 14 milyon kilometre kare topraklardan 780 bin kilometre kare topraklara çekilmişiz. Biz küllerimizden yeni bir devlet kurmuşuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ve o devlet 89 yıllık genç bir cumhuriyet. Ama cumhuriyet ne kadar bizimse Selçuklu ve Osmanlı da o kadar bizim. Selçuklu ve Osmanlı ne kadar bizimse cumhuriyet de o kadar bizim. Fakat ülkemizde o günkü şartlar içerisinde tek partili hayat. Zaman zaman çift partili hayata geçişler olmuş ama başarılı olamamışız. 1946'dan sonra ise çok partili hayat başlamış. Çok partili hayatı biz içselleştirememişiz. Çünkü dil şuurunuz, tarih şuurunuz ve de kültürünüz olmazsa, koparsanız o tarihten, o kültürden, bin yıllık tarihinizden, bin yıllık kültürünüzden veya 5000 yıllık tarihiniz, bin yıllık kültürünüz ve tarihinizden koparsanız siz orada bocalarsınız. Biz zaman zaman bunu yaşamışız. Demokrasi farklı fikirleri bir arada yaşatma sanatı. Demokrasi aynı zamanda eşit vatandaşlar nizamı. Tolerans nizamı demokrasi. O dönem içerisinde siyasi partiler araç haline getirilmesi lazımken amaç haline getirilmiş. Ve amaç haline getirince de siyasi partiler bizim için bir noktada tabu haline dönüşmüş. Liderler tabu, partiler tabu haline gelince de bu sefer Demokrat Partililerle CHP'liler aynı kahvede oturmamışlar. Beraber Kurtuluş Savaşı'nı verenler, Galicia'da dövüşenler, Çanakkale'de ölenler, Allahu Ekber dağlarında kimsesiz kalanlar, Yavuklusuna mektup yazıp ona ulaştıramayanlar veyahut da Mescid-ül Aksa'dan ayrılırken gözyaşlarıyla ayrılanlar, hala orada nöbet tutanlar, Mekke ve Medine'den savaşmadan terk edenler, kutsal topraklar diyerek, peygamber rahatsız olur diyerek o hassasiyeti gösterenler, maalesef bu kadar birlikteliğin içerisinde aynı kahveleri paylaşamamışlar. Aynı camileri paylaşamamışlar, ayrı kahveler, ayrı camiler, birbirinden kız alıp kız vermemişler. Şimdi daha sonra ise darbeler olmuş. Bu karışıklık, bu particiliği içselleştirememe, çok partili hayat içselleştirememe darbeleri getirmiş. Egemen güçler Türkiye'yi hiç rahat bırakmamışlar. Ekonomisi hep orta ölçeğin altında olsun istemişler. Demokrasisi orta ölçeğin altında olsun. Askeriyesi orta ölçeğin altında olsun. Ve her zaman sanal tehlikelerle uğraşsınlar. Kendi içlerinde tehlikeler ihdas etsinler. İşte şucular, bucular mutlaka devlet için tehlike, sevgi yerine nefret oluşturalım ve burada müesses nizamı yaşatalım diye düşünmüşler. Fakat o darbeler toplumsal bir problemi halletmek isterken başka bir toplumsal problemi meydana getirmişler, kucağımıza bırakmışlar. Daha sonra sağ sol kavgası, önce sol kavgalar, 1968'in uzantıları olarak heyecan dönemi, yenilik dönemi, zaten biz nerede yeni görsek almışızdır. O yeniye karşı büyük bir merakımız vardır, ilgimiz vardır, alakamız ve hassasiyetimiz vardır. Ardından 1971'den sonra sağ sol kavgası, 5000 kişi ölmüş Türkiye'de. Ardından 1980 darbesi, 71, 60, başbakanlar asılmış, gençler gelecekleri karartılmış.
Ve ardından da 1980 toplumsal bir problemi halledelim, kardeş kavgasını giderelim derken Türkiye'nin ekonomisine darbe vurmuş, demokrasisine darbe vurmuş, kültürüne darbe vurmuş. Her darbe zaten kültürel savrulmaları meydana getirmiş. Ekonominiz ne kadar güçlü olursa olsun kültürünüz güçlü olacak. Ekonominiz ne kadar güçlü olursa olsun demokrasiniz ne kadar mutlaka eğitim ve kültürünüz güçlü olacak. Aynı zamanda ayrışmayı da beraberinde getiriyor. Getiriyor. Evet. Kamplaşmaları meydana getiriyor. Hı-hı. Çok güzel söylediniz. 1980'den sonra bizim kucağımızda başka bir sosyal problem çıktı. Kürtçülük problemi, tırnak içinde söylüyorum. Hı-hı. PKK, hı-hı, Apocular Hareketi 1979'da Tuzluçayır'da kurulan hareket. Ardından 1974-84'te Şemdinli Eruh saldırısıyla beraber meydana gelen o dramatik, trajedik durum meydana geldi ve 30 senedir devam ediyor bizim ülkemizde. Yaklaşık 50 bin kişi öldü. Ben her zaman söylüyorum, 7-8 bine yakın askerimiz, polisimiz, memurumuz, işçimiz, imamımız, öğretmenimiz, oradaki korucumuz vefat etti, şehit oldu. Ama aynı zamanda dağa çıkan çocuklar öldüler. Geleceklerini kararttılar kendilerinin ve Türkiye'ye de çok ciddi zarar verdiler. Keşke devlet biraz önce bahsettiğim problemleri halledebilseydi de bürokratik yapısını daha güzel dizayn edebilseydi, gelir dağılımında dengelerini doğru sağlayabilseydi, eğitim alanında eşitlik, fırsat eşitliğini doğru sağlayabilseydi de keşke bu çocuklar dağlara, evet, çıkmasaydılar. Burada şunu söyleyeceğim, özür dilerim, hemen tamam, söyleyeyim, bitireyim. Buyurun. Efendim, bu hareket, bugün çekilme hareketi veyahut da çözüm süreci dediğimiz hareket Türkiye'nin şansı efendim. Onu bizim detaylandıracağız. İnşallah Türkiye'nin talih ve tarih sakrası yükseliyor. Onu detaylandıracağız. Şimdi sizin de içinde görüşlerinizin yer aldığı bir kitap var elimde. Ortak Akıl, Ortak Çözüm. Evet. Editörlüğünü Aslan Değirmenci yapmış. Milat Gazetesi'nin Ankara temsilcisi kendisi. Programımıza da konuk etmiştik. Şu anda da telefon attığımızda. Öyle mi? Kendisine merhaba diyelim. Aslan Değirmenci merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz. Şimdi bir sayın vekilim, özellikle kitabı bizimle paylaşınca, evet, biz de hem sevgili dinleyenlerimizle paylaşalım hem de editörlüğünü, hmm, yapmış olan senin kitap hakkındaki düşüncelerini önce bir alalım, dedik. Çünkü sen pek çok konuda kitap yazmaya devam ediyorsun, araştırma yazmaya devam ediyorsun. Burada da sayın vekilimizin de içinde görüşlerinin bulunduğu bir kitap bu. Ve aynı zamanda ödüllü bir kitap. Onu da söyleyeyim galiba. Yanlışım varsa, evet, lütfen beni düzelt. Ortak Akıl, Ortak Çözüm adlı bu kitap ne içeriyor? Çok kısa bir bahseder misin? Ben önce Aslan Bey'e bir selam vereyim. Aslan Bey merhabalar. Merhabalar sayın vekilim. Hakan Bey, sürpriz yapacağız deyince, evet, siz de karşıma çıktınız. Uzun zamandır da görüşemiyorduk. sağlıklar diliyorum. Buyurun. Doğrusu ben şöyle projeyi özetliyorum. Aslında bu proje benim değil, Selçuk Bey'in kendisine aitti ve o fırsatı ve o fikri bana verdiği için kendisine teşekkür ediyorum buradan öncelikle. Meselenin daha net anlaşılmasına ve çözüm yolunun beraklaşmasına yardımcı olmak isteyen kanaat önderleri ve aydınları bir araya getiren bir kitap. İşte gerek global bağlamda postmodernitenin getirmiş olduğu yeni dünya algısının ortaya koyduğu zemin, gerekse yerel bağlamda Türkiye'nin konuşmaktan çekindiği konuyu tüm kesimlere sormak istedim. Doğru. Yeni süreç başlamışken geleneksel politikalardan vazgeçilirken bu konuyu masaya yatırdım. İşte birbirinden bağımsız düşünce ekollerinden gelen 12 isme sorulmuş sorulardan oluşan çalışma, bu özelliğiyle de aslında Türkiye'de bir farklılık taşıyor. İşte Sayın Selçuk Özdağ, Haşim Haşimi, Nevzat Tarhan, Fikret Başkaya, Mustafa Acar, Gültekin Alcı, Ahmet Gündel, İrfan Sönmez, Selçuk Küpçük ve Serdar Bülent Yılmaz gibi isimleri aslında sorulan aynı 12 soru, ortak soru. Bir farklılığı da bu. 12 ortak soruya verdikleri farklı 12 cevap. Her bir görüş farklı olsa da her ismin ortak düşüncesi yeni Türkiye, büyük Türkiye ve kardeşlik oldu. Bakın bu çok önemli. Her bir kanaat önderimiz, aydınımız, düşünce sahibi olan isimlerimize 12 soru sorduk. Fakat verilen cevapların her birinde büyük Türkiye özlemi ve kardeşlikle karşı karşıya kaldık. Bu da aslında bugün çözüme ne kadar yakın olduğumuzu gözler önüne serdi. İşte Kürt, Türk, Laz, Çerkez, sol, sağ, liberal, ülkücü üstadları birleştiren kitapta korku imparatorluğu değil, ebedi barış ve güçlü Türkiye talebi dillendirildi ve sürece tam destek gözler önüne serildi.
kitabın özeti aslında tam olarak bu. Evet, çok güzel özetledin. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim Aslan. Bu arada sana teşekkür etmeden önce hemen bir bilgiyi daha paylaşalım istersen. Onunla yine senin ağzından alalım. Yine son günlerdeki önemli gelişmelere dair, İmralı görüşmelerine dair yeni bir kitabın galiba yakın zamanda çıkacak. Evet. Ne zaman çıkacak? Evet. O da haftaya çıkacak. İşte görüşmeler nasıl başladı, nereye geldi, nereye gidiyor, bundan sonra Türkiye'yi ne bekliyor şeklinde yine hem araştırmaların olduğu hem içerisinde çok önemli uzmanlarımızın işte stratejik değerlendirmelerinin bulunduğu bir kitap geliyor Çıra Yayınları'ndan. Allah izin verirse, nasip ederse bir hafta içerisinde o da raflarda yerini bulacak. Onda da yine sürecin şeffaflaşmasına destek amacı güttük ve ortak bir proje. O projeyi hazırlarken de yine Selçuk Bey'e danışmalarım oldu. Bazı isimlerde kendisinden fikir aldım. Çünkü yani biz gazeteciler, yazarlar her şeyi objektif, net göremeyebiliyoruz. Sanal gündemlerin peşine takılabiliyoruz. Biz soru sormaktan çekinmemeliyiz, istişare etmekten çekinmemeliyiz. O da öyle bir kitap. Kendi yorumlarımızdan çok insanların ne düşündüğünü bugün Türkiye'ye duyurmak zorundayız. Ben gerçek ihtiyacım bu olduğunu düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. İnşallah ben o zaman kitap raflardaki yeni bir rıza alsın. Yine Sayın Özdağ'la beraber sizi bu kez her ikinizi birden yine stüdyoda ağırlayarak hem İnşallah. Kitabı konuşuruz hem süreci yine konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Aslan Bey. Aklınıza ve yüreğinize sağlık. Çok sağ olun Selçuk Bey. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Evet, Milat Gazetesi Ankara temsilcisi Aslan Değirmenci. Evet. Sürprizimiz buydu Sayın Vekilim. Bir kitapla beraber hazırlıyoruz. Darbeleri ve Muhtıları Araştırma Komisyonu'nun arka planını yazıyoruz. O da bu yıl sonunda inşallah vaktimiz olursa Aslan Bey'le beraber o da inşallah piyasaya çıkacak. Ne kadar güzel. Darbe ve Muhtıraşma Komisyonu'nda dinlediğimiz insanlar ilk önce ne söylediler? Oradaki cümlelerden ne anlam çıkıyor? Neler, nasıl değerlendirmemiz gerekir diyerek tarihe not düşmek adına çok önemli bir çalışma. Şimdi tabii pek çok raporlar hazırlanıyor, raporlar var. Fakat hani söz uçar yazı kalır diye temel bir şey var. Yani ne olursa olsun bir referans oluyor bu tip kitaplar. Gerçekten hani yazılı hayata dönüştürmek, yazın dünyasına, edebiyat dünyasına sokmak çok önemli. O konudaki çalışmalarınız için de teşekkür ediyoruz. Ve şimdi isterseniz tam çözüm sürecine gelmiştik. Çok güzel bir özet yapmıştınız. Ben hiç bu kadar yani tarihsel süreci bu kadar kısa ve net özetleyen görmemiştim. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi buradan isterseniz yani çözüm süreci ne anlam ifade ediyor? Çok kısa o konudaki düşüncenizi alıp ardından çekilmenin ne anlam ifade ettiğini paylaşalım. Efendim, bu hareket başladığından itibaren devlet zaman zaman tedbirler aldı. Bu tedbirler daha çok askeri güvenlik amaçlı tedbirlerdi. Meselenin sosyal boyutu, psikolojik boyutu, siyasi boyutu, tarihi boyutu, dış politika boyutu maalesef değerlendirilmedi. Bu coğrafyanın coğrafi boyutu dahi değerlendirilmedi. Değerlendirmeler lokaldi. Ve burada başkalarının eli başkalarının cebindeydi. Yani burada çok ciddi şekilde egemen güçlerin payı vardı. Vesayetçilerin payı vardı. PKK bağımsız bir örgüt değildi. Yani homojen bir örgüt de değildi, bağımsız da değildi. Heterojen bir örgüttü. Ve bu örgütün arkasında egemen güçler olduğu kadar da Türkiye'yi yönetenlerin bir kısmı vardı ve bunlar zaman zaman bazı aydınlardı, iyileri tenzih ederim, zaman zaman sermayedarlardı, zaman zaman o bölgede yaşayan ağalardı, feodal yapıydı, zaman zaman oradaki bürokratlardı, zaman zaman da siyasi iradeydi. Eğer sözde siyasi iradeydi, özde siyasi irade 2010 tarihinden itibaren 12 Eylül referandumundan sonra Türkiye'de tecelli etmeye başladı. Mecliste ilk defa millet iradesi muktedir olmaya başlamıştı. Ve bu Abdullah Öcalan'ın yakalanmasına kadar devam etti. Abdullah Öcalan yakalanıp Türkiye'ye teslim edildikten sonra burada Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, özellikle askeriye bağlı istihbarat sistemlerle MİT, Abdullah Öcalan'la görüşmelere devam etti. Fakat işin püf noktası burası. Siyasi iradeye bilgi vermediler ve siyasi iradenin emriyle çalışmadılar. Kendileri devlet içinde devlettiler,
Öyle algılıyorlardı. Çünkü Türkiye demokratikleşmemişti. Nasıl demokratikleşsin ki, her 10 yılda bir darbe olursa orada demokrasi kültürü neşet etmez ki, neşvünema bulmaz ki. Orada darbe kültürü oluşur. Ve Türkiye gibi 1000 yıllık tarihi olan bu coğrafyada, 5000 yıllık gibi Orta Asya'dan itibaren tarihi olan bir ülkenin çocukları darbeciler tarafından yönetildi. Demokrasi içselleştiremedi. Eğitimde fırsat eşitliğini ve gelir dağılımında adaleti sağlayamadı. Ve bunun neticesinde de bu görüşmeler ta ki Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığına kadar devam etti. Özal döneminde bu iş halledilmek üzereyken yine provokasyonlarla, yine ajan provokatörlerle, yine ajitasyonlarla bu iş akamete uğratıldı. Ve akamete uğratında kan akmaya devam etti. Yani kimin elinin kimin cebinde olduğu belli değildi. Biliniyordu belki ama kısmen tahmin ediliyordu ama çözüm önerileri sunulamıyordu. Çünkü siyasi irade yoktu. Devlet tek değildi efendim. Devlet içinde devletçikler vardı. Siyasi iradeye ortak olan bölümler vardı, kısımlar vardı, kurumlar vardı. Yani millet sandığa kadar aktör, sandıktan sonra aktörlüğü seçilen milletvekillerine ve onların içine seçilen hükümete bırakıyor. Fakat başkaları diyorlar ki aktör biziz, bunlar cuntacılardı. Bunlar daha çok işte kirli ve şantajcı medyaydı, kirli ve şantajcı sermayeydi, kirli ve şantajcı oligarşik bürokrasiydi ve kirli ve şantajcı STK'lardı. Bunlar, oradaki feodal yapıyı da bunun içerisine dahil edebiliriz. Hükümet sözde oluyordu, özde ise hükümet bunlar oluyordu, vesayetçi yapılar oluyordu. Ve bunlar 2010 tarihinde referanduma kadar devam etti, anayasa değişikliğine kadar devam etti. O gün işte Türkiye'de, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı bir milattır, Menderes'in Türkiye'de Başbakanlığı bir milattır, Özal'ın Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı bir milattır, kilometre taşıdır demokrasiye giden yolda, ileri demokrasiye giden yolda. Fakat en önemli miladı ve en önemli kilometre taşını söylüyorum. Bu Abdullah Gül'ün de Cumhurbaşkanlığının ötesinde 12 Eylül 1980 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan olan anayasa değişikliği referandumuydu. Orada şaikalaşan bir yapı vardı demokrasi adına. Bir direnç vardı. Yani millet iradesine, yeter söz milletin bir sözüne artık karar, karar da milletindir. Söz milletin ama karar da milletindir ve meclisindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir diyen bir ses vardı orada. İşte o günden sonra bu görüşmeler siyasi iradenin izni dahilinde yapıldı ve siyasi iradenin bilgisi dahilinde yapıldı. Görüşmeler de siyasi iradeye bilgi olarak yansıdı. Bu çok önemliydi. Zaten terör de geçen sene çok ciddi kayıplar verdi. Ben çözüm sürecini değerlendirirken özellikle bunu terörün mağlubiyeti olarak değerlendiriyorum. Aslında bu coğrafyada terörün 2010 referandumundan sonra pek çok düzenleme yapıldı. Tabii yapıldı. Dolayısıyla doğru. O düzenlemeyle birlikte aslında terörle mücadelenin nasıl konsepti değişti. Tabii, içeriği çok değişti, güzel. Bakış açısı çok değişti. Güzel. Onun da önemli bir getirisi oldu. Çok güzel. Yani meseleye sadece güvenlik amaçlı bakılmadı. Evet. Sosyal amaçlı, bürokratik amaçlı, siyasi amaçlı, kültürel amaçlı, ekonomik amaçlı, dış politika amaçlı da bakıldı. Tabii konjonktür de bizim lehimizeydi. Geçenlerde bir konuşmamda söyledim, Sayın Başbakan'a söyleyecektim ama bazı yerlerde söyledim. Fatih İstanbul önlerindedir. Batı dünyası elçi gönderir, gelme, yoksa Orta Asya'ya geri göndeririz. 200 bin kişi topladık. Gelen elçilere de ki 200 bin kişi toplayamazsınız siz. Çünkü şunlar şunlarla kavgalı, bu derebey bu derebeyle kavgalı, burada mezhep kavgalarınız var, burada kan davalarınız var, burada ailevi kavgalarınız var. Toparlayamazsınız, bu yanlış. Sonra benim 60 bin kişilik bir ordum var, yaşamaktan çok ölmeyi arzuluyorlar, İstanbul'un fethini istiyorlar, peygamberin övdüğü asker olmak istiyorlar. Ama üçüncüsünü söyleyeyim, gencim şans, kader, talihlerinden yana ifadesini kullanıyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın da kader Recep Tayyip Erdoğan'dan yana, Sayın Başbakan'dan yana, talih ondan yana ve bu süreç içerisinde millet iradesini meclise taşıdı. Meclise taşıdığı millet iradesinde de vesayetçi yapılarla karşı çok ciddi mücadele verdiği gibi konsepti de sadece güvenlik amaçlı değerlendirmedi. Kültürel boyutuna, bürokratik boyutuna, halkı şefkatle kucaklayan oradaki Arapları, Kürtleri, oradaki siyasal Kürtçüler dahil olmak üzere herkese devletin şefkatli ellerini sunan bir yapı haline dönüştük. Emniyetiyle, kaymakamıyla, öğretmeniyle, savcısıyla ne eksik varsa oralar masaya yatırıldı ve oralara çok ciddi ekonomik yatırımlarla beraber kültürel yatırımlar yapıldı. İşte bunların karşılığı olarak üniversitelerde enstitüler kuruldu. Üniversitelerde bölümler açılmaya başlandı. Türkiye'de özel kurslar, Kurmançayı, Zazacayı, Soraniceyi, Goraniceyi, Kürtçe öğrenmek isteyenler, radyolar, yasaklar kaldırıldı. Yasaklarla ciddi mücadele verildi. O bölgede bütün Arapları, Türkmenleri, Kırgızları, Çerkezleri, Kürtleri kucaklayan
kucaklayan, kırmançları zazaları kucaklayan bir yapı oluşturuldu. Sadece PKK'nın şirreti kaldı. O bölgede 12 yaşında çocuk geliyor, dükkanlarınızı kapatın diyor. 32 yıl boyunca sürüyor bunlar. Bombalar patlıyor, insanlar öldürülüyor. Ve sadece o bölgede devlet güvenlik görevlileri saldırıya uğramıyor. Devletin memurları saldırıya uğramıyor. Kendilerine olmayan herkes saldırıya uğruyor. Hedef şuydu zaten. Hedef orada kendilerine oy vermeyenleri kaçırmak. Zaten o bölgedeki Araplar yavaş yavaş sindirilmişti. Kırgızlar kaçmıştı. Çerkezler kaçmaya başlamıştı. Ayrılmaya başlamıştı bölgeden. Azeriler kaçıyordu. O bölgede sadece Kürt vatandaşlarına da kendisine oy vermeyenleri yıldırmak. Daha sonra bir serhildan ilan ederek Batı'nın buraya müdahalesini sağlamaktı. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Türkiye'de siyasi irade tekleşti. Mücadele çok yönlü yapılmaya başlandı. Aynı zamanda kader bizden yanaydı. Avrupa'da çok ciddi şekilde bir ekonomik ticaret hacmi daraldı. Ekonomik darboğaz başladı. Avrupa'daki yaklaşık 40'a yakın ülkenin, 42 tane ülkenin küçüklü büyüklü 15'e yakında ekonomik krizler başladı. Avrupa Birliği Türkiye'ye düne kadar imtiyazlı ortaklığı teklif eden Avrupa Birliği, Türkiye ile mutlaka dirsek temasına geçmesi gerektiğine inandı. Türkiye de burada bunu dedi ki, sen PKK'nın buradaki esrar eroin kaçakçılığına veyahut da orada mafyalaşmasına müsaade etmeyeceksin. Benim aleyhime, Türkiye'nin aleyhine yapılan çabalarla ilgili de benimle temasta bulunacaksın. Aslında yani orada biraz arası, çok istenilen nokta tam sağlanamadı belki ama çok önemli adımlar atıldı. Çok önemli en bir direnç noktası, para paraları noktasında, bankalardaki para transferleri noktasında Avrupa Birliği Türkiye ile, Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye ile teşkil mesaiye diyaloğa geçmeye başladılar. Oradaki Interpol ile arananlarla ilgili en azından kendileri duyarlı olmaya başladılar. Bunlar çok önemliydi. Bu Türkiye'nin ekonomik büyümesiydi. Bu Türkiye'de siyasi istikrarın varlığıydı. Türkiye'de millet iradesinin tecellisiydi. Ve güçlü bir hükümetin özellikle ben varım demesiydi. Bunlar Türkiye'nin talihli yönleriydi. Ardından geçen sene Türkiye'de 1257 kişi enterne edildi. Artık liderler enterne edildi. Dünyanın her yerinde terörle mücadelede devletler liderleri öldürmüştür. Liderleri enterne etmiştir. Şimdi baktılar ki 300'e yakın insan teslim oldu. Küçük çocuklar daha çıkıyorlar, vatandaşlar daha zorla çıkartılıyor. Vatandaşlar artık teyakkuz halindeler hatırlarsanız eğer. Orada öğretmenler daha kaldırıldı, kaçırıldı. Halk ayaklandı, öğretmenleri aldı, PKK'nın elinden alıp getirdi. Halk orada kaçırılanlarla ilgili duyarlı olmaya başladı. Bu da PKK'yı yönetenlerin, Türkiye'deki iç dinamikler açısından söylüyorum, veya Abdullah Öcalan'ın bir noktada daha sağlıklı düşünmelerini sağladı. Bu gücün başarısıydı. Bu doğru hamlelerin başarısıydı. Doğru politikanın, doğru stratejinin, doğru varyasyonların başarısıydı. Ve bunun karşılığı olarak Abdullah Öcalan'la daha önce yapılan görüşmeler, siyasi iradenin dışında yapılan görüşmeler, başkaları siyasi iradenin izni, bilgisi dahilinde yapılmaya başlandı ki bu süreç, eğer biz burada bu süreci başarıyla neticelendirebilirsek ki Türkiye'de artık %70'e yakın insan bu sürece destek veriyor ve giderek artacağını tahmin ediyorum. Çünkü hiç kimse kanın akmasını istemez. Çocuklar ölüyorlar. İnsanlar gözlerini kaybediyor, kollarını kaybediyorlar, bacaklarını kaybediyorlar. Bir asker bir Gata'ya ziyarete gitmişti de bir askerimizi geçmiş olsun dediğinde komutanım ben gözlerimi istiyorum demişti. Bana gözlerimi verin demişti. Bana geçmiş olsun demeyin ifadesini kullanmıştı. Türkiye bu mücadeleyi de doğru yapmaya başladı ve artık bu hareketin liderleriyle ilgili de ben varım. Dünyanın güçlü istihbaratına sahibim. Dünyanın çok ciddi bir ordusuna sahibim. Ve bu mücadeleyi de artık özel kuvvetlerle yapmaya başlıyorum. Özel eğitilmiş, özellikle bu konuda coğrafyayı bilen, o bölgenin lehçesini dahi konuşabilecek, ağzını dahi konuşabilecek, coğrafyasını bilebilen, orada insana karşı şefkatli, devletin bir yandan şefkatli olması gerektiğini söyleyecek. Yani teröriste karşı şahin olacak, kartal olacak ama vatandaşa karşı güvercin olabilecek. Kadife eldiven içerisinde demir yumruğunu takdim etmeye başlayınca bu da çok ciddi bir şekilde başarıyı getirdi. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu süreç yükselen Türkiye'nin talih ve tarih sarkacını daha yükseklere taşıyacak. Tarih yazacağız. Çünkü büyüyoruz. Büyümemiz lazım. Ama önümüzdeki bir tane vesayetçi yapı kalmıştı. Cuntacılarla mücadele var. Başarılı. Sermayeyle mücadele var. Kirli sermayeyle başarılı. Oligarşik bürokrasiyle başarılı olmaya başladık. Başarılı olacağız. Aynı zamanda medya ile ilgili, kirli ve şantajcı medya ile ilgili herkes kendi işini yapacak noktasında başarılıyız. Şimdi bu kadar ekonomiyi büyüten
Merkez Bankası'na ciddi rezervleri sağlayan, kalkınma hamlelerini yapan, demokratik açılımları yapan, insan hak ve özgürlüklerini genişleten, inanç hürriyetini, fikir hürriyetini ve teşebbüs hürriyetini zirvelere, şaikalara taşıyan bir yapı var Türkiye'de. Bu yapının önünde bir tane vesayetçi yapı kalmış. İçeriden ve dışarıdan desteklenen ve beslenen ideolojiler böyle zaten idraklerimize giydirilen deli gömlekleri Hakan Bey ve bu ve PKK ile mücadele etmemiz gerekiyor. Peki onu nasıl yapmamız lazım? Biz bunu güçle de halledebilirdik. Güçle de halledebilirsiniz. Ama halledilen, her güçle halledilen yapı, kanla mücadele başlayan bir terör hareketi kanla bitirilebilir. Ama arkasında mutlaka yaralar bırakır. Tabii yani daha fazla bırakır. Yara olmasın, daha fazla kan akmasın. Tabii, yani temel nokta olarak bir çizgi çekilsin ama orada hep o endişeler de dile getiriliyor. O konudaki düşüncelerinizi de almak isterim. Çözüm süreci denince belli bir noktadan geleceğe bakma hedefi var. Ama geçmişle daha sonra ilerleyen zamanda her şey biraz daha normale döndükten sonra muhakkak bir hukuksal çerçevede bir bakış açısı da gerekiyor. Dolayısıyla bu da yapılacak aslında ama şu an için erken bir dönem galiba, değil mi? Çünkü hep o konuşuluyor. Yani PKK bir terör örgütü. Dolayısıyla PKK'nın o terör örgütü vasfının da farklı bir noktada muhakkak değerlendirilmesi evet. lazım. Tabii terör örgütüdür. Bunu bütün dünya kabul ediyor. Amerika Birleşik evet. Devletleri'nden Avrupa Birliği'ne kadar, Rusya'sından Türkiye'ye kadar herkes kabul ediyor. Çünkü yaklaşık 60 bine yakın insan öldü toplam olarak. Bu Türkiye'de bu süreci eğer bu yaraları sarabilirsek, ki saracağız, ben muhalefetin zaman zamanki söylemlerini şiddete kaçmamak şartıyla, şiddeti teşvik etmemek şartıyla anlayışla da karşılıyorum. Ve hassasiyetlerinin de bizim hassasiyetlerimiz olduğunu kamuoyunun bilmesini istiyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden taviz verilmeyecektir. Tek vatandan taviz verilmeyecektir. Bu vatanın adı bellidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanıdır, Türklerin vatanıdır, Türk milletinin vatanıdır. Türkler derken kültürün adını söylüyorum. İçerisinde Lazı var, Gürcüsü var, Ermenisi var, Hristiyanı var, Müslümanı var, Ateisti var. Milletin tanımı zaten genci ortak mahallesi olan, ortak geleceğe uzanmak isteyen, birlikte aynı kültürü paylaşan insan topluluklarına millet adını veriyoruz. Tarihin ve sosyolojinin tanımı böyle. Ama dinin tanımı ise aynı millete, aynı dine mensup olan insanları aynı milletin mensupları olarak kabul eder. Hristiyanlar bir millettir, Yahudiler bir millettir, Türk Müslümanlar bir millettir gibi değerlendirebilir. Bu süre içerisinde ben inanıyorum ki muhalefetin hassasiyetleri bizim hassasiyetimizdir. Bayrağımız hilalle yıldızdır. Efendim Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep ortaklaşa kurmuş olduğumuz bir geleceğe uzanan adımızdır bizim. Aynı zamanda tek vatandır, tek millettir, tek devlettir, tek istiklal marşıdır. Ve bunları yaşatabilmenin bir tane de yolu vardır. Tek dildir. Resmi dil olarak onu kullanmak istiyorum. Türkiye'de resmi dil Türkçe olmalıdır. Ama diğer dillere de toleransla tabii, bakmalıyız. Tabii. Ama bu toprak talebi olmayan her talep, toprak talebi olmayan her talep demokratik taleptir. İnsan hak ve özgürlüklerin sınırlar içerisinde kalır. Kimse Çerkezler dese ki şimdi Lazlar dese ki ben Lazca konuşmak istiyorum. Hiçbir kimse niye konuşsunlar kardeşim demezler. Çünkü onların bir toprak talebi olmadığı gibi silahlı bir ayaklanması, bir başkaldırıları, serhildanlar da olmadılar. Ama birileri bunu söylediği zaman acaba kelimesinden de kurtulmamız gerekiyor. Ben burada hem BDP'lilerin çok akli silim düşünmeleri gerektiğine inanıyorum. Tarihi iyi bilmemiz gerekiyor. Bizim o coğrafyayı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu coğrafyayı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ve burada insanların sabırla yola gitmeleri gerekiyor. Sabırla yola çıkmaları gerekiyor. Çünkü 32 yıl süren bir olguyu bir anda bıçak keser gibi veyahut da boyacı küpere sokup çıkarır gibi ben bu işi hallettim demenin doğru olmadığına inanıyorum. Ama önümüz aydınlık. Karanlık sayfaları kapatacağız. Aydınlık sayfaları açacağız. Kirli sayfaları kapatacağız. Temiz sayfaları, ak sayfaları açacağız. Beyaz sayfaları açacağız orada. Bunu yapacak olan siyasi iradedir. Bunu yapacak olan STK'lardır, millet iradesidir. Çünkü millet artık zaten Kürt'le Türk'ün bir kavgası yoktu efendim. Ben buna birileri bazen barış süreci falan diyorlar. Barış süreci değil bu. Bu çözüm süreci. Yani orada bir terör örgütü vardı. Bu terör örgütünün yapmış olduğu bir devletle ve oradaki halkla bir mücadelesi vardı. Bunu gidermenin yolunu araştırmak, konuşmak en doğrudur. Zaten efendim hep söyleriz ya, hakikat şimşeği efendim fikirlerin çarpışmasından doğar. Müsaademe-i efkar, barikaya hakikatten doğar diyerek söyleriz. Yani eğer hakikat şimşeğini doğurmak istiyorsa fikirleri çarpıştıralım. Artık yumruklar konuşmasın, silahlar konuşmasın.
bir kişiyi kim haksız yere öldürmüşse bütün insanlığı öldürmüş gibi bizim kutlu kutlu sözümüz var. Evet. Niye insanlar ölsünler ki? Fitne de katilden beterdir. Bu dönem içerisinde siyasi partilerin, özellikle muhalefet partilerinin liderleri, muhalefet partilerinin milletvekilleri de hassasiyetlerini dile getirsinler. Ama şu cümleden özellikle kaçınsınlar. Yani biz de dağa çıkarız. Vur de vuralım, öldürelim, onda yeri ve zamanı gelecektir gibi sözler. Aslında doğru sözler değillerdir. İki düşünüp bir konuşmak gerekiyor. Kesinlikle. Galiba, eğer Türkiye'de bu kanayan yara Türkiye'nin lehine değildir efendim. O bölge petrol bölgesi. O bölge madenler bölgesi. O bölge tarım bölgesi. O bölge hayvancılığın zirvede olacağı bölge. Dünyanın en temiz sularının, en temiz topraklarının, kimyasal silahların kullanılmadığı, ilaçların kullanmadığı bölgeler ve bizim de çok büyük hamleler yapmış olduğumuz GAP projesimiz orada. 7 tane baraj yapıyoruz ve bu terörle olan mücadeleye biz 32 yılda 1 trilyon dolar para harcamışız. Ve uzmanların görüşüne göre 5 tane GAP olacaktı ve Türkiye'nin işsizlik oranı %4'e düşecekti diyor. Manisa'nın işsizlik oranı %4.4, yani Manisa noktasına gelecektik biz. Ama burada bakıyorsunuz ki işsizlik artıyor, terör artıyor, kan davası haline dönüşüyor. Kinleşme, kamplaşma, kutuplaşma meydana geliyor. Artık sevgi dilini kullanmamız lazım. Biz kalkıp bırakacağız Stalin'in dilini. Biz bırakacağız Mars'ın dilini. Biz Saddam'ın dilini bırakacağız. Biz Milosevic'in dilini bırakacağız. Kaddafi'nin dilini bırakacağız. Bizim topraklarımıza çok ciddi insanlar çıktı. Bir Bediüzzaman Said Nursi gibi. Bir efendime söyleyeyim Ahmet Hani gibi. Bir Ebul Hasan Harakani Hazretleri gibi. Bir Mevlana gibi. Bir Hacı Bektaş gibi. Bir Yunus Emre gibi. Ben gelmedim cihana kavga için. Benim işim sevgi için gönüller yapmaya geldim diyor. Biz gönüller yapmanın dilini kullanmak mı? Barışın dilini, sevginin dilini, kardeşliğin dilini kullanmak mecburiyetindeyiz. Ne oldu 32 senedir? Hep kan, hep kan, hep kavga, hep kavga. Eğer Türkiye'de, efendim birileri şunu da söyleyebiliyorlar. Ben bunu da ideolojik olarak bakıyorum. Veyahut da birazcık kendilerine pay biçmek adına söylediklerine inanıyorum. Avrupa Birliği o süreci olmasaydı, Özal olmasaydı, bugün Türkiye'de Kürtçe konuşulmazdı, TRT Şeş kurulamazdı, bugün o kasetler dağıtılmazdı, enstitüler kurulmazdı. Bu mücadelenin Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, AK Parti iktidarı olmasaydı, 2010 referandumu olmasaydı, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasaydı bunlar olmazdı Hakan Bey. İnanın olmazdı. Yani 50 bin kişi değil, 100 bin kişi ölse yine olmazdı bunlar. Çünkü devlet bu konularda hassas, sınırlarında hassas. Ve bu noktada birazcık da Jacobenler yönetmiş burada. Evet, yani demokrat çok, insanlar yönetmemişler. Çok biraz Jacobenler yönetmişler. Konuşuyorsunuz. Evet, çok araya girmek istemiyorum. Evet. Burada tabii özellikle hani işsizlik konusuna değindiniz. İşsizlik konusu şu anda son yapılan ankette kişilerin bir numaralı gündemi. Evet. Aslında işsizliği konuşuyorlar. Dolayısıyla aslında çözüm süreci dediğimiz süreç Türkiye'deki bir nolu, bir numaralı efendim sorunun çözümü noktasında da atılan çok önemli bir adım. Doğru. Dolayısıyla hiçbir şey birbirinden bağımsız değil, düşünülmüş değil. Hep böyle büyük fotoğrafa bakarak bazı düşünceler gerçekleşiyor Türkiye'nin geleceği açısından. Diyelim kısa bir reklam arası verelim, ardından çekilme süreciyle ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Doğru. Alo Ayşe, Facebook'a eklediğin fotoğrafı gördüm. Eline sağlık. O nasıl hünkâr beğendi? Sorma şekerim. Hünkâr da dahil tam 37 kişi beğendi. İyi dinle bak, şimdi tarifini veriyorum. Böyle patlıcanları bir güzel. Türkcell'den hanımlara Facebook'lu paket. Ev hanımı paketiyle her yöne 120 dakika ve Facebook ayda sadece 12 lira. Siz de katıl yazıp 22-22'ye göndererek ev hanımı paketine geçin, konuşun, hayatı paylaşın, Facebook'ta kaynaşın. Ayrıntılı bilgi Turkcell.com.tr'de. Turkcell, hayat paylaşınca güzel. Paran ancak biriktirdiğin zaman senin. Emanet ettiğin hiçbir kuruşa dokunmadan onu korumak ve büyütmek görevi ise bizim. Senin paran hesabı Kuveytürk'te. Kuveytürk, sağlam bankacılık. Evini yenilemek isteyenler için Bellona'da evsel dönüşüm başladı. Eski mobilyalarınızı evinizden gelip ücretsiz alalım. Bellona'dan yepyeni, şık ve estetik mobilyalar seçin. 600 liraya varan indirimlerle evinize getirelim. Üstelik bonusa özel peşin fiyatına 12 taksitle. Şimdi alın, Ekim'de ödemeye başlayın. Yine Bellona. Şimdi Cornetto disk veya in-law kapağı getirene dilediği klasiko bedava. Kapağı getir, klasikonu götür. Cornetto, keyfi yolunda, aşkı sonunda. Her pazar akşamı hep aynı şeyi düşünüyorsunuz değil mi? Of, yarın yine okul var. Sabah sabah kim işe gidecek şimdi? Keşke hafta sonları hiç bitmese.
Muhtemelen yakıtınız için de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur. Ama üzülmeyin, çünkü size iyi bir haberimiz var. Yakıtınız bu kadar çabuk bitmesin diye Shell bilim insanları Shell Fuel Save'i geliştirdi. Hafta sonu tatilini uzatamazlar mı? Keşke. Shell'in en ekonomik yakıtı Shell Fuel Save'i siz de deneyin, yakıttan tasarruf edin. Ayrıntılı bilgi Shell.com.tr'de. İnce akü, uzun ömürlü akü. Ağzınızda yara mı var? Bitkisel çözüm Protefix. Protefix sadece eczanelerde. Motosikletinizin muayenesi sizin ve trafikteki herkesin güvenliği için çok önemlidir. Motosiklet muayenesi yaptırmanın zorunlu olduğunu unutmayın. TÜVTÜRK araç muayene istasyonları güvenli yolculuklar diler. TÜVTÜRK. Anne! Efendim yavrum? Tekiracardaki indirim fırsatını gördün mü? Nerede bıraktıysan oradadır çocuğum. Anne! Türkcell'den bir Anneler Günü klasiği. Şimdi Tekin Acar Kozmetiks'te Anneler Günü'ne özel %50'ye varan indirimler Türkcellileri bekliyor. Siz de avantaj yazıp 22-22'ye gönderin, bu fırsatı kaçırmayın. Türkcell, hayat paylaşınca güzel. Haber yorum devam ediyor. Saatimiz 12.35. Haber yorum devam ediyor. Stüdyo konuğumuz AK Parti Manisa Milletvekili Doçent Doktor Sayın Selçuk Özdağ'la birlikteyiz. Efendim çözüm süreciyle ilgili görüşlerinizi paylaştınız. Şimdi isterseniz bu çekilme ne anlama geliyor, ne ifade ediyor? Bu süreci nasıl algılamak, görmek lazım? Çünkü gazetelerde bugün işte çekilme sürecine ait olduğu söylenen fotoğraflar var. Hani birebir o fotoğraflardır demiyorum ama ait olduğu söylenen fotoğraflar var. Çekilme başladı deniyor. Bu çekilmeyi nasıl algılamak lazım? Efendim Türkiye'de zaten çözüm süreci çekilmeyle başlayacaktı. Bu çekilme daha önce işte insanlar Türkiye'de bilgilendirme toplantıları yapacaklardı. Siyasi partiler bu noktada duyarlılıklarını ve hassasiyetlerini dile getireceklerdi. Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti'de insanların milletvekillerini Güneydoğu Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya göndererek orada halkla bütünleşme konusunda anketler yapacaktı, bütünleşecekti. Yapılan anketler zaten çözüm sürecine büyük bir desteğin olduğunu gösteriyor. Bölge arası farklar vardı ama yavaş yavaş yukarıya doğru çekiliyor da anlattıkça insanlar kanın akmadığını gördükçe daha mutlu olacaklar ve çözüm sürecine destek daha da artacağını tahmin ediyoruz ki bu inşallah böyle olacak. Çekilmeyle ilgili de gelen fotoğraflar Türkiye'nin hür bir ülke olduğunu gösteriyor. Özgür bir medyanın olduğunu gösteriyor. Medya bu noktada çözüm sürecine destek vermelidir. Dünyanın her yerinde bu tür terörist faaliyetlere karşı, terör faaliyetlerine mücadelede daima medya kamunun yararına olan faaliyetlerde bulunmuştur. Milletinin yararına olan, devletinin yararına olan faaliyetlerde ve yayınlarda bulunmuştur. Bu noktada bizim medyamız da hassasiyet göstermelidir. Hassasiyetini ishar etmelidir. Ben birilerinin söylemiş olduğu gibi işte çekilmeye göz yummak suç ortaklığıdır denilmesine falan katılmıyorum. Ben Türkiye'de silahlı olan, silaha bulaşmış veya teröre bulaşmış insanların mutlaka Türkiye'yi terk etmesi gerektiğini Sayın Başbakan da söylemişti. Ve hatta bunun daha ilerisi mutlaka silahı bırakmaları gerekiyor. Artık öldüren bir devlet değil, öldüren bir güvenlik güçleri, yaşatan bir güvenlik güçleri. Yaşayın ve ideolojilerinizi, fikirlerinizi sadece sözle dile getirin, yazıyla dile getirin. İşte dünya artık bediat ve belagat dönemi. Yani bir yanda edebiyat olacak, bir yanda görsel yayınlar, yazılı yayınlar oluşacak, birlikte olacak, söz sanatı gündeme gelecek, yazı ve söz sanatı. Bunlarla yapın, fikirlerinizle çıkın milletin karşısına. Millet eğer size tevessül ederse, itibar ederse, onun karşılığı sandıktır. Biz de ona eyvallah deriz. Ama yoksa elinde silah olursa bunun sonu işte buraya kadar geliyor. Ve artık yaşatan bir devlet, ölmeyin, yaşayın. Ve de gelin fikirlerinizle, zekanızla, yeteneğinizle varsa bununla ülkenin kalkınmasına, ülkenin kültürel hayatına, ülkenin demokratik hayatına katkıda bulunun diyebilmektir. Ve insanları kazanabilmektir. Yani benim çocuklarım daha çıkmamalıdır. Geçmişte Osmanlı Yeniçeri Ocakları'nda başka milletlere mensup ve başka dinlere mensup çocukları alarak orada kendisi işte devşirme ocaklarında bin yandan kendi idealleri, kendi ülkeleri doğrultusunda eğitirken ve kendi idealleri doğrultusunda onları askeriyeye, ekonomiye veyahut da eğitime veya devlet yönetimine
katkıda bulundururken, onları oraya dahil ederken, bugün 1000 yıl beraber yaşadığım, hatta benden de önce Müslüman olmuş Kürt vatandaşlarımın çocukları neden dağlara çıksınlar? 1000 yıl beraber yaşadım, aynı kızı alıp verdik, aynı camilerde beraberdik, aynı Allah'a inandık, o kadar çok birimiz vardı ki, bu birliktelikler veya aynı ülkenin vatandaşıydık. Aynı dine mensup olmasak ki %90'ımız aynı dine mensubu. Çünkü Güneydoğu Anadolu'da hala en belirleyici unsur din olgusudur. Ben Güneydoğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'yu derim, bizim dervişimiz ifadesini kullanırım. Eğer bölgelerin bir ismi olacaksa Güneydoğu Anadolu'da bizim dervişimizdir, bizim evliyamızdır diye değerlendiririm. Çünkü orada böyle bir hassasiyet vardır. Çünkü İslam dini de zaten müminler kardeştir ifadesini kullanır. İslam dini de zaten insanların öldürmesini yasaklar. İslam dini de zaten kan davasını yasaklar. İslam dini aynı zamanda insanların birbirine karşı tecavüzkar işler yapmasını engeller. Başımızı rahatsız etmemesini bir ister. Bir parantez açayım. Evet. Özellikle tabii bu çözüm süreciyle ilgili din çok önemli bir olgu. Evet, doğru. Onu hiçbir zaman ortadan kaldırmamak lazım ama temel nokta demokratikleşme ve tüm özgürlüklerin çok güzel. Ve işte bireysel hakların hürriyetinin, fikir hürriyetinin kişilere verilmesidir. Yani temel din çok önemli bir birleştirici ögedir. Tüm doğru. Dünya için böyle. Doğru. Ama bölge için o bölgede bakıldığında Hristiyan vatandaşımız da var. Evet. Ermeni vatandaşımız var. Yezidi vatandaşımız var. Süryani vatandaşımız var. Peki onlar ne olacak dersiniz? Orada demokrasi işte. Demokratikleşme, ileri demokrasi evet. Gündeme gelecek. İnsan hak ve özgürlüklerine, inanç hürriyetine saygılı bir yapıyı oluşturmuş olacağız. Ama o bölgede din unsuru da ön planda olacak. Evet. Yani orada niye mollaları alıyor Diyanet İşleri Başkanlığı? Anlatın dini, gerçek dini anlatın. Gerçek din insanlara ırkçılık yaptırmaz. Gerçek dini kavmiyetçiliği ön plana çıkartmaz. Kişi kavmini sever ama kavmiyetçilik yapmaz. Onu söyler. Gerçek din insanlara insan diye bakar. Zarfına bakmaz, mazrufuna bakar, suretine bakmaz, siretine bakar, ruhuna bakar. Onu anlatacağız. Şekilden çıkacağız. Ruha dönüşeceğiz ve ruhuna bakacağız. Gerçek İslam anlatılacak yani orada. Gerçek İslam da zaten başka dinlere toleranslı, senin dinin sana, benim dinim bana diyen bir din. Onu söyleyen, insanların özgürce yaşamasını isteyen bir yapı. Dinsiz de olsa yaşayacak, Allah'a inanmasa da yaşayacak, ate de olsa yaşayacak. Bunu yapabilecek. Şimdi bu çözüm süreci içerisinde bizim yapacağımız iş oradaki STK'ları harekete geçirmek. Oradaki şehit aileleriyle görüşmek, zaten Sayın Başbakan da söylüyor, Sayın Başbakanımız da söylüyor, Sayın Genel Başkan da söylüyor. Diyorlar ki biz vatanımızın birliğinden, üniter yapıdan asla taviz vermeyeceğiz. Biz Türkiye'de tek vatan diyeceğiz, tek bayrak diyeceğiz, şehitlerimizi ve gazilerimizi incitecek herhangi bir davranış içerisine girmeyeceğiz. Ama Türkiye'de bu çözüm süreci içerisinde de bu probleme de bir çözüm bulacağız, bulmak mecburiyetindeyiz diyor. Bu çekilmeyi doğru buluyorum. Bu teknik bir konu. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü ve Siyasi İrade'yi, İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren, Dışişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren, Milli Savunma Bakanlığı ve Sayın Başbakanı ve MİT'i ilgilendiren bir husus. Ve ben bu konuyu tereyağdan kıl çeker gibi Türkiye'nin iradesi ve Türkiye'nin gücü ve demokratik hamleleri yapacağını sağlıyorum, sağlayabileceğini düşünüyorum. Ve inşallah bir süre sonra da bu silahlarla gitmek değil, silahların tamamen gömüldüğü bir yapıya bürünmesi gerektiğine inanıyorum. Yani silahlar ellerden düşmeli. Eller kalem tutmalı, ağızlardan artık nefret söylemleri çıkmamalı. Ya süreç uzun sürse bile aslında çok önemli değil. Çünkü 3 yıl, 5 yıl efendim ne kadar sürerse sürsün. Milletlerin önemli hayatında olan, ne önemi var Hakan tabii, Bey? Tabii yani orada bir böyle efendim silahsız bir durum olursa insanlar kendilerini güvenli, huzurlu işlerini yapacak şekilde hissederlerse zaten aslında başarı gelmiş demektir. Gelmiş demektir. Biz Güneydoğu Anadolu'ya gittiğimizde ben Diyarbakır'daydım arkadaşlarımla beraber, Batman'daydım, Siirt'teydim, Pervari'deydim, orada meydan konuşmaları yaptık, esnafları gezdik. Herkesin istediği tek şey vardı efendim. Huzur istiyoruz. Huzur istiyoruz. Peki diyorum işsizlik, ekonomi, kalkınma, baraj, onların hepsini yaparsınız, inanıyoruz. Yaptınız, yapmaya devam edersiniz. Daha hızlı yaparsınız. Bu çözüm sürecinden önce biz o bölgeyi 6. teşvik bölgesi ilan etmişiz efendim. 20 yıl boyunca hiçbir şahıs sigortasını yatırmayacak, devletten aldığı parayla fabrikasını kuracak, yatırımlara büyük imkanlar sağlamışız. Yani bir noktada hazırda parayla, hiçbir borçlanmadan ben bu işi halledeceğim diyorsunuz. Hiçbir kimse müracaat etmemiş. Ne Diyarbakır'a, ne Muş'a, ne Siirt'e, ne Hakkari'ye, ne Şırnak'a. Ama çözüm sürecinin adı dile gelmiş. Oraya 10 milyar dolarlık yatırım hamlesi başlamış. 52 firma hemen Diyarbakır'da müracaatları da başlamış. İşte bu. Oradaki suyu değerlendirmek, oradaki madenleri, andesitimizi değerlendirmek, kömürümüzü değerlendirmek, nikelimizi, bakırımızı, altınımızı değerlendirmek, suyumuzu değerlendirmek, toprağımızı değerlendirmek, insanımızı değerlendirmek, hayvanlarımızı değerlendirmek, bitkimizi değerlendirmek çok önemli. Bunu yapabilmek.
Yani bunu yaparken de kültürümüzü değerlendirmek, tarihimizi değerlendirmek, kültürel hamleler içerisinde olmamız da gerekiyor. O bölgede devletin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çok ciddi hamleler yapması gerekiyor. Sağlıklı insanlara ihtiyacımız var. Terapilere ihtiyacımız var. Psikologlarımıza ihtiyacımız var. Sosyologlarıma, üniversitelere, hocalarına ihtiyacımız var. Yani Türkiye'de insanımızı kucaklayacak, bu 32 yıldır travmayı sarabilecek çok ciddi bilim adamlarına da ihtiyacımız, devlet adamlarına, bilim aslında adamlarına. Aslında kaynak diyoruz ya, yani hem yer altı hem yer üstünde insan kaynağı açısından çok önemli bir kaynak var. Kesinlikle. Burada bir de şöyle bir bakış açısının artık ortadan kaybolması lazım herhalde. Onu ara ara ben programlarda dile getiriyorum. İşte batıda yaşayan kişiler, biraz bölgeden uzak olan kişiler, batıya göç eden Kürt kökenli vatandaşları hep hangi işlerde görüyorlar? İşte inşaat işlerinde görüyorlar. Farklı işlerde görüyorlar. Dolayısıyla böyle bir algı oluşuyor. Yani bu kişiler ancak bu işi yapar gibi. Halbuki öbür taraftan bakılınca ülkenin yönetiminden tutun, en üst kademesine tutun, en değerli bilim adamları, vekilleri, orada da Kürt kökenli insanlar var. Ama biz onu görmezden geliyoruz ve sadece bu tarafı görüyoruz. Dolayısıyla bu insan potansiyelinin önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin gelişimi açısından da ne kadar önemli bir potansiyel olduğunu da anlatmak lazım. Efendim, bu göçü de Türkiye doğru yönetemedi. Evet. Yani hep gelen vatandaşlarımız, terörden dolayı gelenler, işsizlikten dolayı gelenler, yani şu çeşitli sahiplerle göç edenler şehrin hep varoşlarında yer aldılar. Sonra orada teşkilatlı azınlıklar, teşkilatsız çoğunlukları yendiler. PKK'lı 100 kişi geldi, 10 bin kişilik bir mahalleyi yönetmeye başladı. Oysa ki oradan gelen vatandaşların hepsi Kürt kökenli değildi. Kürt kökenli olsa bile PKK'yı desteklemiyordu. Veya desteklese dahi lokaldi. Oradan gelenlerin bir kısmı Arap'tı, Türkmen'di, Kırgız'dı, Çerkez'di. Fakat orada teşkilatlı bir azınlık onları sindirmişti. Sanki bütün mahalle oradan göç edince batıdakiler tarafından o mahallede yapılan her olay, o mahallede yaşayan herkesi mahkum etmeye başladı. Algı böyle olgunun üstüne geçmeye başlamıştı. Göçü de şimdi yeniden dizayn etmek mecburiyetindeyiz. Kentsel dönüşüm projeleriyle dizayn etmek mecburiyetindeyiz. Entegrasyonu doğru yapmak mecburiyetindeyiz. Artık doğudan batıya göçü de, gerçi dünya kurulduğundan beri doğudan batıya doğru hep göç var da, onu en azından azaltmamız gerekiyor. Yatırımlarla, kalkınma hamleleriyle, kültürel hamlelerle, eğitim hamlelerle azaltmamız gerekiyor. Bununla ilgili de çok ciddi çalışmalar var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmaları var. Acaba o bölgede yaşayan öğretmenleri, yani belli yerlerdeki daha ciddi maaşlarla, aynen YÖK'ün yapmış olduğu gibi öğretim elemanlarının 5 milyon liradan bir profesör 10 milyara çıkartmak gibi hamlelerle yapabilir miyiz? Çünkü Şırnak'ta, efendim Cizre'de, efendim de söyleyeyim, çeşitli pervarideki insanlar, öğretmenleri burada nasıl yaşatabiliriz? Daha fazla burada sosyal hayatı güçlendirebiliriz. Bu konuda farklı sivil toplum kuruluşlarını çok idealist öğretmenlerle birlikte atılımları da var aslında. Var. Çok ciddi şeyler yapılıyor orada. Çok teşekkür ediyorum o STK'lara. Evet. Onlara, STK'lara teşekkür ediyorum. Bir de daha önce söylemişim, terör başladığı zaman Türkiye'nin dış borcu 20 milyar dolardı efendim. Şimdi 22 milyar avroluk bir yatırım yapan bir Türkiye var artık. Sadece bir işte, bir noktada, havaalanında, İstanbul'daki yeni kurulacak olan havaalanı 22 milyar avroluk bir ihaleyle karşımıza çıkıyordu. Yani 22 milyar dolarlık işte bir Sinop'taki, Mersin'deki termik nükleer santrallerle yapımıyla ilgili orada bunlar karşımıza. Yani bir hafta içerisinde Türkiye'de yaklaşık 50-60 milyar avroluk çok ciddi bir yatırım var. Yani nereden nereye Türkiye? O nedenle bir yandan ekonomik kalkınmaları yapacağız, hamleler yapacağız ama bir diğer yandan da kültürel hamleleri, bir yandan da adaletle ilgili hamleler yapmak, hukuksal şu biraz şey da bahsettiğiniz hukuksal var, hamleler yapmak mecburiyetindeyiz. Onu da konuşuruz ama bu milletleşme sürecinden biraz bahsedecektiniz. Önemli gördüğünüzü söylemiştiniz. Milletleşme, bizim milletleşme sürecimiz dumura uğratılmıştır terörle beraber. 1980'li yıllardan itibaren darbelerle dumura uğratılmıştır. Atatürk bunu doğru yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk doğru yapmıştır. Cumhuriyeti kurduktan sonra Diyarbakırlı bir memur Diyarbakır'da memurluk yapamamıştır. Diyarbakırlı bir polis Diyarbakır'da polislik yapamamıştır. Manisalılar Manisa'da kalmamıştır. Hepsi başka bir bölgeye gitmiştir. Trakya'ya gitmiştir. Karadeniz'e gitmiştir. Bu bölgede, bu topraklar medeniyetlerin buluştuğu topraklardır. Yani burada Hristiyanlar yaşadı, Ermeniler yaşadı, Bizans geldi, Roma geldi, İlhanlılar geldi, Artuklular geldi, Selçuklular geldi, Araplar geldi, Osmanlılar geldi. Birçok medeniyet, birçok ırk, birçok kültür kaynaştı ve biz ona kendimizi gözyaşı medeniyetin adını verdik. Türk'ün İslam kültürü adını verdik veyahut da Anadolu kültürü adını verebildik. Şimdi entegrasyonu yaparken Atatürk çok ciddi şekilde milletleşme sürecinde büyük hamleler yaptı.
Yani bir Kürt kökenli vatandaş Laz kızına evlendi, gitti Trabzon'da çalıştı. Ve öbür tarafta bir Roman vatandaşımız bu tarafta bir Türkmenle evlendi. Türkmen gitti öbür tarafta bir Ermeniyle evlendi. Ermeni kızıyla evlendi, Rum kızıyla evlendi. Yani bu milletleşme sürecini meydana getirdi. Çünkü aynı kültürü paylaşanlar, aynı coğrafyada geçmiş mazisi beraber ortak hayalleri var, ortak ülküleri var. Gelecekle ilgili çok ciddi şekilde planları var. Geleceğe uzanma gibi hayalleri var. Böyle bir yapıyı milletleşmemiz gerekiyordu. Yani kamplaştıran, kutuplaştıran, ayrıştıran, ırkçı yapılanmanın dışına çıkartan, kültür eksenli bir bütünleşme, kültür eksenli bir barış, kültür eksenli bir kardeşliği ihdas etmemiz gerekiyordu. Bu noktada Atatürk bu hamleleri doğru yaptı. Ama daha sonra bu darbelerle bu hamleler akamete uğratıldı. Milletleşme sürecimiz akamete uğratıldı. Özellikle 1984'ten sonra bu terörle, PKK terörüyle bu iyice dumura uğratıldı. Yani tırnak içinde söylüyorum, kesinlikle vatandaşlarımız, Kürt vatandaşlarımız yanlış anlamasınlar. Yanlış anlaşılmadan korkarım. Özellikle her Kürt vatandaşımızla bir evlilikte, bir ticarette, bir alışverişte acaba soruları sorulmaya başlanmıştı. Oysa ki çok değerli, başbakan olan, cumhurbaşkanı olan, ticari ahlakları çok yüksek olan, çok fazla kardeşlik hukukunu ihlas eden, komşularını rahatsız etmeyen vatandaşlarımız, kardeşlerimiz de bunlar. Çünkü çok ciddi şekilde bir kültürel dokuları vardı. Aynı zamanda da din eksenliydiler, hassasiyetleri vardı. O nedenle de bu algı yavaş yavaş, bu olgu o algıya doğru, kötü algıya doğru kendini terk ediyordu. İnşallah bu çözüm süreciyle beraber artık rahatlıkla geçmişte olduğu gibi Kürt kızlarıyla Türk erkekleri, çok rahat bir şekilde Kürt erkekleriyle Laz kızları bir evlilikler yapacaklar. Aynı üniversitede beraber aynı havayı Tunceli'de, Şırnak'ta, Manisa'da paylaşacaklar. Ben her zaman söylüyorum, hiçbir bölge, hiçbir şehir bir etnik yapıyla ve bir mezheple anılmaması gerekir. Burada ama önemli bir nokta var tabii. Kültür deyince ortak noktalar bulunması gerekiyor. Yani hani o milletleşme sürecindeki o ortak noktalar da önemli. Bunu belirlerken de biraz toplumun kendi dinamikleri içerisinde toplumun belirlemesine müsaade etmek gerekiyor. Toplum belirlesiniz. Zaten kültür olabilmesin toplumun belirlediği. Eğer siz tepeden aşağı doğru dizayn etmek isterseniz o ters teper. Nasıl oldu? Türkiye'de bir zaman geldi, Türk sanat müziği, Türk halk müziği yasaklanmıştı. Dediler ki illaki Batı müziğini dinleyeceksiniz. O ters tepti. Anladığı Türkiye yönetenler yanlış yaptıklarını veya yanlış kendilerine dikte edildiğini anladıkları zaman da dediler ki bunu topluma bırakalım. O zaman da işte 10 bin Türkiye'yi derleyen veya 1500 tane Türkiye'den nota haline getiren bir sarı sözen çıktı. Dedi ki o zaman halk sarı sözen alkışladı. Onların türkülerini dinledi. Onun yaptıklarını dinledi. Kültür böyle bir şey zaten. Mutfağı sen dayatırsan gelirse ben sana Facebook'la seni doyuracağım dersen bir süre sonra belki büyük ekonomiler, küçük ekonomileri veya büyük kültürler, küçük kültürleri veya dominant kültürler, zayıf kültürleri bir müddet esir edebilir ama ırmaklar mutlaka yataklarına dönerler. Bir gün yatağına kırgın akan ırmaklar bir gün yeniden yataklarında yeniden barışırlar, yataklarıyla barışırlar. Aslında rücu ederler. Yeniden kültürünüzle barışırsınız. Bugün Türkiye'de artık bir döner kültürü devam ediyor. Kıyafetleriniz devam ediyor. Okuntularınız devam ediyor. Düğünleriniz devam ediyor. Yaşmaklarınız devam ediyor. Folklorunuz devam ediyor. Halk oyunlarınız devam ediyor. Musikiniz devam ediyor. Mutfağınız devam ediyor. Nişanınız devam ediyor. Düğününüz devam ediyor. Her şeyi ortak inşa ettik. Burada Ermenilerin payı var içerisinde. Biz aldık kendimize benzettik. Burada Rumların payı var burada. Kürt vatandaşlarımın payı var. Laz vatandaşımın payı var. Gürcü vatandaşımın payı var. Ve onları aldım. Ben kendi adımla beraber bir Anadolu kültürü, bir Türk kültürü, Türkiye kültürü oluşturdum ve bunu takdim edebildim. Evet. İşte ona kültür diyoruz biz. Yoksa efendim, dizayn ederek başkalarının dizayn etmesiyle biz buna kültür diyemeyiz. Peki son iki dakikamız kaldı. Son iki dakikada da isterseniz bu özellikle çözüm sürecinin geleceği noktasında bir zaman sınırlaması koymak doğru mudur değil midir sorusuna kısa bir yanıt. Ben zaman sınırlaması koymamak taraftarıyım. Çünkü bu önemli olan kanın akmaması, önemli olan entegrasyonun sağlanması, önemli olan milletleşme sürecinin dumura uğramaması, önemli olan kalkınmanın, demokrasinin daha ileri noktalara taşınmış olması, bunu yapabilmek. Ama bunu yaparken de provokasyonlar olabileceğini, ajitasyonların olabileceğini, ajan provokatörlerin mutlaka devrede olacağını karanlık